Ben de şimdi sizi çağıracaktım sofraya. Yine mi mantı yaptınız hanım? Ben sebze yapın demiştim Nimet'e. Aa, sebze de var anne. Ama ben mantı da açtım. Öyle tereyağı, katı yağ falan yok. Sağ ol, zahmet etmişsin. Ne zahmeti baba? Buyurun. Ali Kemal yok mu? Buralardaydı, gelir şimdi. Sen geç sofraya Burhan Bey. Ben de şimdi geliyorum. Beyaz eşyaların çoğunu yarın götürüp yerleştirecekler Füsun. Ustayla da konuştum. Salonun, çocuk odalarını falan mobilyalarını halledecek. Çok masraf etme Ali Kemal. Her şey idare edecek kadar olsun. Lükse, ısrafa hiç gerek yok. Her şey sizin rahat etmeniz için. Hiçbir şeyin eksikliğini çekmenizi istemiyorum. Çok sağ ol. Yalnız mutfak için baktığımız ankastre dolapların gelmesi biraz zaman alacakmış. Aman olsun canım. Derdimiz o olsun. Şimdi kapatmam lazım. Ben seni gene ararım, tamam mı? Hadi iyi geceler. Kiminle konuşuyordun Ali Kemal? Ustabaşıyla anne. Yarınki teslimatı hatırlattım da. İyi yaptın. Hadi yemeğe. Şu penç, şu da se. Yine bal damlıyor zarından. Hadi salla salla. Merhaba babacığım. Merhaba. Merhaba, ben Ahu, Ali Kemal'in eşiyim. Memnun oldum kızım. Sizin için ıspanaklı börek yaptım babacığım. Dışarıda ağır şeyler yemeyin diye getireyim dedim. Sağ ol, niye zahmet ettin? Aa, ne zahmeti? Siz de buyurun amca. Yok, ben yeni yemek yedim. Aa, olur mu? Kokusu gelmiştir. Bir tadın. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ali Kemal yok galiba baba. Yok. Fabrikadan da aradım. Ama bulamadım. Nerede acaba? Cebini de açmıyor. İşlerin peşindedir. Sana her an haber verecek değil ya. Siz satmadınız börekten babacığım. Dikkat edin. O yukarı çıkacak. Yatağı küçük odaya koyduruyorum. Olur. Çok masraf etmişsin Ali Kemal. Ne lüzum vardı bu kadarına? Çocuklarımın annesini eski eşyaların üstünde mi oturtacaktım? Abi dışarıda bir şey kalmadı. İyi, güzel. Tamam. Hayırlı olsun yenge. Sen mi gideceksin alacağın Burçin'i? Yok, ablam getirecek bu akşam. Bu akşam mı? Hı hı. Yoldadırlar şimdi. O kadar özledim ki Burçin'i. Burnum da tütüyor. Benim de. Bir şey içer misin? Kahve ya da... Olur, içerim. Ay hay Allah, daha mutfak bomboş, bendeki de akıl. Dışarıda içelim, hatta bir yemek yiyelim önce, ne dersin? Bir işin var mı? Yok canım, ne işim olacak ki? Hadi. İyi geçmiş mi yolculukları? Çok rahat gelmişler babası. Uçakta herkes bayılmış kızıma. Nazarlık takıyorsun değil mi? Aa, aşk olsun, unutur muyum hiç? Keşke havaalanından alsaydım ablanı. Kucağında bebekle yorulmuştur. Yok canım, atlayıp bir taksiye gelmişler, merak etme sen. Ne yapıyorsunuz şimdi? Ablam Burçin'i uyutuyor ayağında. Ama senin kızın uykusu gelince bir geveze oluyor ki. Canım kızım benim. Burçin, tatlım. Bak baba telefonda, merhaba de babaya, veriyorum. Hadi babaya merhaba de. Merhaba babacığım.
Alo. Ne dedi? Baba mı dedi? Geldiğinde kendin sorarsın artık. Füsun, çok özledim ben Burçin'i. Burada artık Ali Kemal. İstediğin zaman gelir görürsün. Dayanamayacağım. Bu gece geleceğim. Sen bilirsin. Babası geliyor. Burçin de sevinir tabii seni gördüğüne. Geleceğim. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok. Yok. Tamam. Gecikmem ben. Hadi görüşürüz. Tamam. Ay babası görmeye mi gelecekmiş kızımı? Ne yapıyorsun sen burada? Telefonla konuşuyordum. Kiminle konuşuyorsun bu saatte? İşim var, fabrikayla konuşuyordum. Niye burada gizli gizli konuşuyorsun? Madem iş, içeride konuşsana. Sana hesap mı vereceğim ben, ha? Sakın bana yalan söylemeye kalkma Ali Kemal. Uzatma ahu. İş dediysem iş. Çekil önümden. Ali Kemal. Ali Kemal. Ne oldu Ali Kemal? Yok bir şey. Ben biraz dışarı çıkıyorum. Dışarı mı çıkıyorsun? Nereye? İşim var baba. Ne demek işim var? Bu saatte ne işi? Ahu uzatma. Hadi. İyi geceler. Yalan söylüyorsun. İşe falan gitmiyorsun sen. Bir numaralar çeviriyorsun ama beni kandıramazsın. Ahu çekil. Çekinmiyorum. Nereye gittiğini söyleyeceksin. Söyle dedim. Ahu. Bir şey deseniz de şuna ya. Göz göre göre yalan söylüyor. Görmüyor musunuz? Karı koca arasına neden girelim kızım? Bırakmıyorum. Hayır. Bütün gece yanımda oturacaksın. Anladın mı? Bütün gece. Yeter be yeter. Tepemi attırma. Haddini bil yoksa çok fena olacak. Çekil. Mis gibi de kokuyor. Ne kadar büyümüşsün sen. Bunca zamandır bir gelip görseydin keşke. Olmadı işte Gülsüm abla. Ama bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Değil mi kuzum? Bir işe kalkıştınız bakalım ama. Hadi hayırlısı. İyi düşündünüz mü Ali Kemal? Neyi? Neyi olacak canım? Hadi evi tuttun. Masrafları da karşıladın. Tamam ama. Ama ne olacak bu böyle? Bu kız ne yapar burada? Memlekettekiler ne der? Sen hiç merak etme Gülsüm abla. Zamanla her şeyi hale yola sokacağız. Ali Kemal, sen hep böyle dedin ama lafının arkasında durmadın. Hali yolu mu var bu işin? Füsun'u bir daha üzecek olursan ahirette bile iki elim yakanda olur ona göre. Çaylar geldi. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey. Nerede? Ne oldu abla? Hiç. Lafladık biraz. Ali Kemal Burçin'i çok özlemiş de onu konuşuyorduk. Çayını içmeyecek misin abla? Yok. Çarpıntım var biraz. Ne oldu? Ablam kötü bir şey mi söyledi? Yok. Ne diyorsa senin için diyor Füsun. Zor günler geçirdim tabii. Ablam olmasaydı. Füsun yapma böyle. Bundan sonra hiç üzülmeyeceksin. Söylemesi kolay Ali Kemal. Ne oldu? Ne dedin kızım? Anne mi dedin sen bakayım? Hı? Anne diyor artık. Yakında baba da der inşallah. Canım kızım benim. Burçin'im canım benim. Ay yapma Ali Kemal. Beni de ağlatacaksın ama. Ağlama. Sakın ağlama.